Melis'cim, sonunda bir araya gelebildik. Evet ya, öyle oldu. Ben geldim, siz yoktunuz. Annemle de gelemedik bir türlü. Öyle oldu. Sen söyle bakayım. Bir özel durum, bir davet falan mı var? Yok aslında. Ben böyle günlük bir şeyler bakmak için geldim. Ama annem beklersek daha iyi olabilir belki. Beraber bakarız. Peki, nasıl istersen. Sana bir şey ikram edeyim o zaman. Çay alabilirim mesela. Yeşil çay olabilir. Tamam. Alo Aylin'cim. Bir yeşil çayla bir normal çay rica edeyim benim odama. Tamam. Tuvalet ne taraftaydı bu arada ben? Şurada hemen çık canım, sağa doğru. Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne olsun? Neyse, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Her yerde karşıma çıkması olmaz bu da ya. Günaydın. Günaydın. Ya hep anlatıyordum ya Zeynep diye. İşte benim kızım. Sen Demet'in kızı mısın? Günaydın hanımlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bir sorun yok değil mi? Ha yok yok. Sabah işi yoktu, seninle geleyim mi dedi. Gel dedim ben de. Gidecek birazdan zaten. Ay, iyi olsun. İşte. Demet'ciğim. Kızını tanıtma turların bittiyse artık işinin başına geç. Hiçbirimiz sabah sabah boşu boşuna gelmedik buraya. Bu biraz kafadan rahatsız galiba. Ne oluyor ya? Niye gülüyorsunuz? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bütün delileri topladılar şirkete. Bir tane akıllı adam kalmadı zaten. Vallahi haklısınız, öyle olmuş. Melda Hanım'ın senin burada olduğundan haberi var mı acaba? Olmaz mı? Değil de papuç kadar. Yıllardır yazıyormuş amcam aslında. Anneannem bütün mektupları yok ediyormuş. Ben de geçen gün şans eseri buldum mektubunu. Ne yazmış peki? Derdi neymiş? Bilmiyorum. Yani derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Benimle konuşmak istiyor. Bir de masum olduğunu söylüyor. Ben yapmadım diyor. Sen ne diyorsun peki? İnanıyor musun? Bilmiyorum. O yüzden sizinle konuşmaya geldim Ahmet amca. Çünkü bu konuyu gerçekten bir tek siz, bir de anneannem biliyor. İyi yaptın. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. Siz de karşı çıkacaksınız bana. Gitme diyeceksiniz. Demeyeceğim. Bence git, görüş. Gerçekten görüşeyim mi? Evet. Ama gideceksen her şeyi göze alacaksın. Nasıl yani? Hoşuna gitmeyecek şeyler duyabilirsin. Haberin olsun. Hazırla kendini. Yani iyisine de kötüsüne de hazırlıklı ol. Öyle çık yola. Barış. Ben her zaman buradayım. İstediğin zaman gel, olur mu? Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Thank you.
Karar vermedin o zaman. Konuşmak istiyorum ama bilmiyorum da yani. Ya istersen birlikte gideriz. Ya Kerem, sana bir şey söyleyeceğim ama bozulmayacaksın, tamam mı? Söyle. Yani şimdi ben o adamla sen gelmesen daha iyi olur. Emin misin? Ya sonuçta şimdi yeni daha tanışacağım. Hiç görüşmedim, hiç konuşmadık daha. Belki yalnız gidersem daha iyi olur gibi. Ya anlıyorum da istersen yani birlikte gidelim. Yani ben içeri girmem, sen gidersin. Yok kardeşim ya, sağ ol tekrardan. Peki. Ben fikrini değiştirirsen haber ver. Veririm, veririm. Aa abi, ben Zeynep'i aramayı unuttum ya. Alo? Alo. Aa Zeynep, kusura bakma, özür dilerim. Ben seni aramayı unuttum. Yok, önemli değil. Ben şimdi annemin işlerindeyim. Ne yapayım? Ne zaman çıkayım? Nereye geleyim? Ya ben şey diyeceğim ama... Anladım, buluşamayacağız. Yani... Benim bir işim çıktı da o yüzden. Bir yere gitmem lazım. Nereye? Ya uzun hikaye. Sonra anlatsam olur mu? İyi, tamam. Nasıl istersen. Şimdi sen tek mi gideceksin? Yok, ben Yağmur'la diyeceğim. O da olmaz. O Can'la buluşacaktı çünkü. Aman ya, bilmiyorum. O zaman Kerem, abi senin işin var mı? Hayır hayır, gerek yok ya. Sakın söyleme ona. Ben kendim hallederim. Tamam diyor ya, tamam diyor. Şey... Ah. Ya Allah'ım yarabbim ya, ne? Abicim ben sekreteriniz miyim sizin? Al konuş işte. Annesinin iş yerindeymiş. Bekliyor telefonu, hadi. Alo. Hı. Ne haber? İyi, senden. Eh, idare eder. Şey, istersen sen adresi bana mesaj at. Sonra hallederiz. Tamam. Sağ ol gerçekten. Nedir olay? Yani nereye gideceğiz? Cale Hoca'nın hastalık durumu var ya, bir sürpriz yapmak istiyor ama o kadar uzun sürmez yani. Ya ben de onu duyunca bayağı üzüldüm. Ben de çok üzüldüm ama Zeynep daha çok üzüldü. Yani konuşarak çözülecek bir olay da değil, biliyorsun. Ya bir pasta falan yapacak sanırım, bir sürprizi var. Öyle yani. Pek fazla vaktini almaz. Ya şey diyeceğim, istersen Ufuk götürsün seni. Yok kardeşim, sağ ol. Zaten benim hemen çıkmam lazım. Görüşürüz. Şey unutma, haber vereceksin. Tamam, ararım, merak etme. Kerem Bey, nereye gidiyoruz efendim? Ya sen içeri gir, ben biraz hava almak için dışarı çıkacağım. Nasıl isterseniz. Ya zaten annem gelmeyeceğine göre iyiyiz. Ne haber? İyidir, senden? İyilik, idare eder. Ne yapıyorsun, neredesin? Annemi bekliyordum. Kıyafet diktiriyordum da. Tamam, istersen işin bittikten sonra haber ver. Tamam sevgilim. O zaman ben buradan çıkınca arayayım seni. Tamam. Yani zaten benim birkaç işim var. Ondan sonra haberleşiriz. O zaman işim bitince buluşuruz. Ben bizim kafeye giderim, orada beklerim seni. Oraya gelirsin. Tamam işte, haber verirsin. Tamam hayatım, öpüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.